Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Perde Arkası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün e, sevgili Mustafa Anıklı ile yine dolu dolu bir program olacak. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim seni sormalı. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Yoğun bir e, hafta oldu tabii. Aslında e, durgun geçmesini bekliyorduk. Hani lig bitti biraz sular durulur derken e, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından çok önemli bir teknik direktör geldi ülkemize, Jose Mourinho. Tabii çok görkemli de bir imza töreni yapıldı bu arada. Bayağı izdam oldu yani ben de oradaydım. Şimdi biz bir Jose Mourinho'yu konuşalım. Ne diyorsun? Valla futbolun aleminde, futbol literatüründe şöyle bir laf vardır. Bu takımın başına Mourinho geçse bile nafile diye. <laughs> Aynen öyle, evet. <laughs> oldu işte, bu Fenerbahçe hı hı. 6 sezondur e, Ali Koç'un eksilerle götürdüğü Fenerbahçe geldi Mourinho'yu teknik direktör olarak oturttu. Hı hı. Yani e, Jesus olayında da biliyorsunuz Fenerbahçe'de çok büyük beklenti oluşmuştu. Evet. Yani Çok iyi işler yapılacağı, bu sefer Ali Koç'un şampiyonluğu göreceği hı hı. vesaire vesaire bu kadar geldi, geldi, geldi. Ama e, Morio bana sorarsan daha farklı. Daha başka bir boyut gibi daha, diyorsun değil mi? Tabii Hı -hı. ki tabii ki yani. Çünkü e, Jesus'ta da hatırlarsan lige öyle bir başlamıştı ki bu takım gol kralı e, evet gol Hı -hı. rekorunu kırar denmişti. E, Okan Buruk için e, Jesus'ta mı uğraşacak Şenol Güneş'te mi arada sıkışır <laughs> kalır denmişti. E, Bunlar söylenirken şimdi bir bakıyorsun. Morinho geldi. Morinho hakikaten diğerlerinden farklı. Neden farklı? Fenerbahçe belki transfer şampiyonu olmadı. Belki daha şampiyon olmadı ama PR şampiyonu oldu. Tabii ki. Yani şampiyon, şampiyonlar Ligi finalinde nasıl? Tabii. Yani, yani öyle bir şahsiyet, öyle bir silüetin Fenerbahçe'nin başına geçmesi ve hı hı. her konuşmasında Fenerbahçe'yi hatırlatması hem Fenerbahçe açısından hem Türk futbolu açısından çok önemli oldu. Hı hı. Yani şimdi daha o kadar erken ki Mourinho'nun ne yapabileceği, ne olabileceği. Yani bunu önümüzdeki sezon yaşadıkça göreceğiz. Yani katkısının ne olabileceği Hangi transferlerle olabileceği. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe e, finansal fair play'de sonuna kadar dayadı kapıya. Hı hı hı. Daha henüz teknik adam bu şekilde oldu. Yarın transferde ne olacak bilemiyoruz. Hani e, Başkan Ali Koç'un dediği gibi, gerekirse sponsorluklarla halledeceğiz diye. E, Icardi'de yol açıldı ve böyle, Burada da devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. Yani Bir de Fenerbahçe'de e, sadece Mourinho olayı değil, e, seçim de var. Tabii seçim de çok önemli şimdi. Şimdi e, öyle bir boyuta geldi ki e, artık e, özellikle e, diğer aday Aziz Yıldırım'la, Acun Ilıcalı arasındaki e, söz düellosu, hı hı dalaşı demeyeceğim. Söz Sözlüyorsun. Evet. Yani çok farklı boyutlara geldi. Tabii. Yani evet. Çünkü bayağı Aziz Yıldırım'ın kişiliğini herkes biliyor. Hiçbir zaman sözünü sakımaz. Yani sonda söyleyeceğini başta söyler. Kırar, döker ama en azından bilirsiniz ki nettir konuşması. E Hı -hı. şimdi Moriyo olayını Ali Koç kendi lehine çevirdi. Büyük prim elde etti. Ancak unutulmaması gereken bir olay var ki ara, a, arada geçen 6 sezon içinde bir tane Türkiye Kupası almış. Onu da kabul etmediğin Türkiye Kupası. Evet. Tırnak içinde söylüyorum yani. Hı -hı. Şimdi ben bunları yaptım, bundan sonra bunları yapacağım deme hakkına sahip değil. Ali Koç, hı hı. Aziz Yıldırım'ın yaptığı çok şeyler var bu kulüp için. Ama diğer taraftan baktığınızda e, taraftar gözüyle, taraftarın gözüyle kredisini tüketmişliği de vardı. Geçen seçim için hı hı. konuşuyorum. Bu seçimde de e, Vallahi bu Mourinho olayı olmasa belki e, dengeler eşit gidiyor diyebilirdik ama şimdi bir, bir adım Ali Koç öne çıktı. Dediğim gibi onun da handikapı başarısızlıklar. Şimdi şey biz mesela Erdem'le sokağa çıktık, sokak röportajı yaptık. Sokakta soruyoruz tabii herkese. Ee, özellikle hani Fenerbahçe taraftarına Aziz Yıldırım mı olmalı başkan yoksa Ali Koç mu diye. Sokakta yani %96 e, Aziz Yıldırım'ın ismi eee geçiyor. İlginç. Bir de şey dikkatimi çekti. yine o gün mesela oraya kongre üyelerinin dışında taraftarlar da geldi Jose Mourinho'nun imzasına. Orada da Sayın Ali Koç çok yuhalandı. İşte evet. biraz önce söylediğim gibi geçmişin izleri. Yani ne yaptın ki ne istiyorsun diye Hı -hı. soruyor taraftar. Yani bunlar ne ne yaptın? Nasıl bir başarı elde ettin ki bunu daha öteye taşıyacağım diyorsun? Hı hı. Ben başaramadım ama bundan sonra başaracağım demek ne kadar mantıklıdır? Ne kadar Evet, tabii. İşte ama şey de var. Ee, Aziz Yıldırım'ın da son e, dönemindeki bir başarısızlıkları söyleniyor. Tabii. Aslında iki eşit e, yani başarısızlık anlamında iki eşit seviyede e, başkan adayı diyebiliriz yani nereden baksan. Şey, son dönemi için söylüyorum ama tabii, Aziz Bey'in. E, sandık her şeyi belli edecek. Aynen yani öyle. Genel kurum e, kime onay verecekse hı hı. E, o devam edecek. Evet. Ha. E, Ali Koç bıraktı, yani sandıkta bıraktı başkanlığı Aziz Yıldırım aldıktan sonra o Mourinho ile devam etmeyecek mi? Tabii ki devam Aa, edecek. Tabii ki. tabii. Ki. Yani zaten telaffuz eden de o olmuştu. Hı hı. Her ne kadar Ali Koç kanadı o sportif direktör Mario Branco ilk görüşmeyi yapsa bile hı hı. kamuoyuna ilk lanse eden Aziz Yıldırım oldu. Morier evet, evet. Yani bir de şöyle düşün, az Yıldırım bunu hiç bahsetmeseydi, acaba bu kadar yüklü bir maliyetin altına girebilir miydi Ali Koç? Ya aslında şey de söyleniyor. Yani <laughs> e, hem Aziz Bey de galiba bunu söyledi. Sanırım İsmail Kartal'la devam edeceğini, e, tabii bunlar iddia yani hani. E, söylemiş Ali Koç birilerine falan dendi. Onun dışında Montella gibi isimlerin geçtiği de evet. e, haberlerini okumuştuk. Hani bilmiyorum belki de olur muydu olmaz mıydı ama tabii şimdi karşı tarafta diyor ki biz iki ay öncesinden görüşüyorduk e, Jose Mourinho ile yani Branco'nun söylediğine göre. E, Acun Bey'in evet. sözüne göre. E, tabii bu arada yönetim kurulunda mesela Acun Bey'in de olması e, yine bir artı katacaktır diye düşünüyorum. Ee, Sayın Ali Koçur. E, olabilir başkanlığı, tabii ki. Tabii için. Ki. Yani bu işi Fenerbahçe'yi konuşuyoruz? Moria bir seferde geldi, getirdi, imza attırdı, şovunu yaptı. Ama Galatasaray'da hala Okan Burun imzasını görmüyoruz. Evet, o da çok enteresan. Şimdi. Beşiktaş'ta 60 gün oldu, hala bir teknik direktör yok. Yok. Dik bitti transfer başlayacak kamp planlamaları yapılıyor vesaire hepsi şey oluyor fakat teknik direktör yok Beşiktaş'ta. Evet, çok enteresan. Yani şimdi e, biz geçelim zaten Beşiktaş'a burada. Şimdi e, 60 gün oldu. Ben bu adama hep dos Santos diyeceğim herhalde yine. Santos gideli Fernando cığım. dediğin gibi Fernando Santos gideli 60 gün oldu yani siz nasıl bakın bir de orada sadece sayın başkan Hasan Arat değil ee, orada bir sürü futbol aklı var şimdi yani Samet hocam seni çok severim kusura bakma ama Samet hoca var Feyyaz hoca var e, ondan sonra yine yönetim Hü kurulundan Hüseyin Yücel, transfer. Hüseyin Bey var işte Onur Göçmesi var o su var bu su var siz bir sürü insansınız 60 günde bir tane teknik direktör nasıl getiremezsiniz buraya? Yani kusura bakmayın ama en yakın rakiplerinizden bir tanesi Jose Mourinho'yu getiriyor. Tabii. Ondan sonra dönüp bakıyorsun, işte Okan Hoca ile evet daha sözleşme uzatılma, uzatılmamasına rağmen yine de yüksek ihtimalle Okan Hocanın devam edeceğini e, biliyoruz. Tabii ki. Tabii ki. E, Şimdi herkes erken erken bu hoca işini bitirmişken ki bence hocayı erken bitirmek çok önemli. Ya yani 60 gün içerisinde nasıl? Koca Beşiktaş kulübü bir teknik direktör bulamaz. Kupayı getirdin, hocayı getiremedin yani. Ya nasıl Türkiye olur Kupası, ya? Yani. E... Ya neye göre transfer yapılacak şimdi bu kulüpte? Tabii. Yine geç kalınacak. Ondan sonra yok yine işte e, akşam pazarı beklenecek tabiri son, caizse. Son dakikada Dünya paralar verilerek yine futbolcu alınacak. Ha, evraklar e, evraklar yetiştirilecek, Yok, ya, artık yapmayın yani dijital, artık. Dijitale döndü artık Değil evraklar. Mi? Bak öğrenmiş olduk, görüyor musunuz? Artık, evraklar dijitale dönmüş. Artık her şey dijitalle yapılıyor. Ha, i̇yi bari. Ondan sonra, hani, o da oldu biliyorsun, Gezal için yapılmadı mı? Ya Şimdi yani bazen bazı şeyleri yaparken de rakiplerinin de ne yaptığına bakmak lazım şimdi e, o zaman mesela ben oturup düşünüyorum Beşiktaş yeni sezonda yine şampiyonluk e, ş, e, yarışının dışında mı kalacak diyorsun yine bu sefer bir tek iç transferde Salih Uçan işi halloldu evet Gezal gitti bir de denildi bu arada da e, Cenk Tosun'da ne olacağı belli değil çünkü Otbi. milli takımda hı hı. E, onun bir e, mazereti var e, milli takım olayında e, o Diğer diğerlerinin ne olacağı belli değil. Yani bir utku yuva kuran bile ne olacağı belli, belli değil. Belli değil. Yani dersin teşekkür edersin gönderirsin bu bir karardır. Ama kalacağım dersen gel imza at. o da bir o o karar da yok ortada. Sergen hocayı da kaçırdılar bana kalırsa. Yani, ben, ben zaten düşünüyorum. O hiç ihtimal vermiyordum. Yani Samet Aybabanın. Feyyaz Uçar'ın olduğu bir yerde Sergen Yalçı'nın olma ihtimalinin çok zayıf ol, olduğuna inanıyorum. Şenol Güneş'in olacağını düşünüyor musun? Samet Haybaba ve Feyyaz Uçar'ın olduğu yerde. Evet şimdi yönetim kurulundan Şenol Hoca'nın sesleri var. Heh. Ama Ne dersin? Olur mu? Bence olmaz. Olmaz. Yani ha, o tercih yaparsın. Ben Şenol Güneş'i tercih ediyorum. Samet Hocam teşekkür ederim. Buraya kadarmış dersin biter. O bir ama, tercih meselesi olur. Tabii. Ama sen böyle bir yapı kurmuşken yok işte hani ben futbolun başına işte e, şey Samet Haybaba'yı getirdim, Feyyaz Uçar'ı getirdim. Yani hani kulübünün eski efsane isimlerini getirdim deyip ondan sonra da e, Şenol Hoca'ya da çok saygı duyarım ama Şenol Hoca için de bu projeni harcıyorsan o zaman sen bu projeleri hiç anlatmayacaktın baştan. Tabii tabii yani... Şimdi, Aa doldum valla. <laughs> en son Bileci'ye gidildi. Bileci, e, biz sana haber vereceğiz dendi diye söyleniliyor. Ha. E, eğer bunu diyorsan niye gittin Bileci'ye? Yani ee, Nur Şahin'in ismi çok geçmişti. <laughs> sanki Nuri Şahin'e doğru gidiyor iş gibi, gibi duruyor. Yani Nuri Şahin de şimdi şeyde niye bırakıp gelsin ki? Yani Dortmund'da değil mi tabii Nuri, Şahin. Şimdi, e, Nuri Şahin? Tabii ki şimdi Nuri Şahin Beşiktaş'a niye gelmesin? Ha Tabii tabii. Yani, Hayır ama şunu demek istiyorum. Şimdi Borussia Dortmund'da yarın orada öbür stajyer gün, ama e, stajyer ama yarın öbür gün bir şey olursa Nuri Şahin'e gelecek e, sıra. Beşiktaş da kendini kanıtlasın. Dortmund'da da gitsin. Bayern Münih'e de gitsin. Real Madrid'e de gitsin. O, şeyi düşünsenize. Çağdaş Atan'ın yardımcısı Farioli ve Ayaks'ın teknik direktörü Ay, oldu. Müthiş bir müthiş bir başarı biliyorsun yani, çünkü Fariyoli e, kaleci antrenörüyle idi, e, idi. yani bir yani, tarihte. Ya, şeyde e, diploması bile yoktu evet. Türkiye'de çalıştığında. Ya şahsen hani ben Nur Şahin olsam tabii ki gelmek isterim. E, sonuçta mesela Antalya'yı çalıştırdı ama şimdi hani büyük kulübün başına geçmek başka tabii. bir şey. Gelirim ama işte mesela bu acaba nasıl diyeyim yani... Bu bir fantazi mi olur acaba? Direkt direkt e, büyük kulübün başına geçen çok kişileri tanıyoruz. Şu anda yoklar. Ha, tabii. Orası öyle. Çok Ama cool. işte benim aklımı bulandıran şey bu bir fantazi mi olur? Yani çaresizlik olabilir. Ya hiç var bak Fernando Santos'u getirmeyeceklerdi. Ya neyse şimdi işte olan o, olanla öyle yani, de zaten çaresizlik çare olabilir. yok. olabilir Çünkü parasızlık bütün kulüplerin başında olan Hı, bir şey. bizim evladımız deyip gene yine... <laughs> Tabii yani... Hay Allah. Para bulabilmesi için futbolcu satması lazım. Futbolcu... Beşiktaş'ta kaç tane satılabilir e, piyasası olan futbolcu var? Getson var. Yani... Getson var. 2-3 tane sayabilirsin. Semih'i sayabilirsin. Semih, tabii Semih'i yani. hemen herhalde bırakmak istemezler. Çok uber bir teklif gelmezse. Mucci Mucci'yi de şimdi niye hemen daha değerlenir diye düşünüyorum. İnşallah. Bizde değerlenip de giden çok az futbolcu var ama. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Evet peki. Bakalım. İnşallah yakın zamanda Beşiktaş'ta teknik direktörünü açıklar. E, çünkü yani biraz erken açmak Gerekecek sezonu Beşiktaş için evet. özellikle. Peki şimdi Galatasaray'da e, onlarla bahsettik. Okan Buruk da henüz bir imza atmış değil. Ben atacağını düşünüyorum yine de ama... E, tabii ki atacak yani uh -huh. ben atmayacak demiyorum ama hala atılmadıysa demek ki e, pürüzler var demektir. Pürüzler var demektir anladım. E, şimdi tabii e, Erdem Timur'un da bazı açıklamaları oldu. Bir basın toplantısı yaptı Sayın Erdem Timur. E, bu arada görevi tamamen bıraktı. E, çok da böyle çarpıcı açıklamaları oldu. Yani arkasında kimsenin durmadığından bahsetti. Sadece tek bir kişi arkamda durdu. O da Mauro Icardi dedi. Bu da enteresan yani. Şimdi e, Ne söylersin? Şöyle banaacağım? söyleyeyim. Galatasaray'ın çok kısa süre önce bir e, genel kurulu oldu. Yeni başkanını seçti Dursun Özbek. Ve Dursun Özbek orada açık açık söyledi. Erden Timur yanımızda değil diye. Yani Galatasaraylı kararını verdi zaten. Hı, hı. Dursun Özbek'ten yanım, tercihini evet. kullandı. Ya Erdem Timur sevilmiyor mu? Çokça Çok. seviliyor. Tabii tabii tabii. Ama nerede seviliyor? Tribünde seviliyor. Taraftar arasında seviliyor. Genel hı hı. kurul ve karşılığı var mı? Onu bilemeyiz. Yani hı hı. onu ancak başkan adayı olur o zaman görürüz karşılığı var mı yok mu. <laughs> Ama Galatasaray'ın dengeleri çok farklı. Galatasaray'ın iç iç siyaseti <gülüyor> <gülüyor> Erden Timur'un söylediği iç siyaseti çok farklı. Yani Galatasaray bir sene şampiyon olmaması mı daha kötü diyor. Bu şekilde kötü siyasetle yönetilmesi mi diyor. E Galatasaray Galatasaray siyaseti bu. Kötü siyaset, iyi siyaset diye düşünmemek gerekiyor. <laughs> yani o dengeleri Başkan Dursun Özbek bilmiyor mu? Veya diğerleri bilmiyor mu? Yani Erden Timur yeni yüzleşti. Şimdi Mustafa abi bu arada ya ben şunu merak ediyorum. Şimdi e, Sayın Erden Timur basın açıklaması yaptı evet ama yani o kadar soru işareti bıraktı ki kafalarda. Keşke aslında neyin ne olduğunu tam olarak daha açık anlatabilseydi. Şimdi bak önümde açık. Diyor ki istifa etmekten başka çarem kalmadı. Tutunacak bir dalım olsa tutunurdum diyor. Ee, Tutmayı düşündüğüm tüm dallar da kırıldıktan sonra artık maalesef ayrılıyorum. Şimdi yani bu ne demek oluyor? Başka yönetim kurulu, işte artık kimi dersiniz başka bilmiyorum. Ee, belki Okan Buruk bilemeyeceğim şimdi ikardiyi kattığına göre. E, oyuncular da işin içinde. Sadece Ikar'da arkadaş durdu. Sadece diyor. diyor. Şimdi ne oldu? Niye dursun Özbek mesela Erdem Timur'a o kadar yakınken arkasında durmadığında? Ama, yani ne olmuş olabilir orada? Şimdi orada söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler var. Heh. Yani bunu biz de dillendiremiyoruz çünkü e, doğrulatılmış olaylar olmadığı için evet. bir sürü iftiralar atıldı diyor. Şimdi bana bir iftira atılsa Mustafa sen hırsızsın dese Ay Allah korusun. Evet. Diye, olabilecek şey mi olur? İftira olur, diyorsun. İs, i̇smi sıfat olarak iftira atılsa diyorsun Hı. ne yaparım ben? Kendimi kanıtlamaya çalışırım değil mi? Tabii. Benim bunu yapmadığıma Hı -hı. dair. Yani Erdem Timur bana hırsız dendi diyor, namussuz dendi diyor, bilmem nedendi, her bir şey dendi diyor. Kimseden ses çıkmadı diyor. Hı hı. Bunun iftira olduğuna inanıyorsan çıkıp demez misin yok öyle bir şey diye? Yani demelisin tabii. Yani somut olarak demez misin? Mesela herkesin kulağına geldi diyor söylenenler diyor. Komisyoncu dediler diyor. Yani şimdi hı hı. komisyoncu diyebilmek için bunu sen değil komisyonu aldığını iddia eden kişilerin kanıtlaması lazım. Buyurun kanıtlayın dersin. Ben ko nereden komisyon almışım? Nereden şey yapmışım? Ya zaten bu transfer işlerini yapan herkesi bir komisyoncu şeyi yapıştırılır yani. Yani ben bilmem. Hı hı. Ama kimse karşı arkamda durmadı demesindeki Söz çok önemli benim için. Evet, bence de. Yani Dursun Özbek niye durmadı? Hah. Bir de o kadar yakındılar kardeşim yani. Kardeşim diyor. Tabii. Hala kardeşim diyor. Galatasaray büyük hizmetleri dokundu diyor. Yani bir fikir ayrılıkları yaşadıklarını biliyorduk zaten. Onu söylediler o, ama bu o değil yani. O Florya olayı çok farklı olay. Evet. Yani evet. flor olayı çok farklı olay. Ama onun dışında kendisi hakkında yapılan şeyler e, iftiralar kendi ifadesiyle söyleyeyim. İftiralara çıkıp delikanlı gibi anlatması lazımdı. Kardeşim ben hangi hangi transferden ne komisyon almışım? Kim söylüyor? Nergis söylüyor. Çık açıkla Nergis. Açıklamıyorsan müfterisin diye karşılık verirsin. Ama bunu e hep şey dedi Galatasaray terbiyesi içinde karşılık vermeye çalışıyorum dedi. E, kusura bakma bu Galatasaray terbiyesi değil. Eğer iftira varsa terbiyesizliği olur. Tabii belki de muhtemelen şeyi de bekledi yani hani e, birisi de çıksın yani Erden de böyle değildir falan. Şimdi o kadar e, laf dalaşları izledik ki bu sezon o ona o ona demek ki belki de kırıldı. E, atıyorum şimdi, şimdi afaki söylüyorum. Yani Sayın Başkan işte bugün de Fenerbahçe'ye bir şey söyleyeceğinize çıkın beni koruyun da demiş olabilir. Bunu söylemesine gerek yok ki. Eğer ya, tabii başkan yok. bunu Erdem Timur'un masum olduğuna inanıyorsa çıkıp kendisi söyler. Siz evet. ne diyorsunuz arkadaşlar? Vallahi çok enteresan, çok önemli bence Erdem Timur'un sözleri. Satır arasında verdiği çok mesaj var. Yani hani e, bu kadar böyle birlik ve beraberlik içinde olup tutunacak bir dalıp kalmadı. Ben istifa etmek zorunda kalıyorum demesi çok yani enteresan. Şeyde, e, e, basın toplantısında sordular başkanlığı düşünüyor musunuz? Tabii ki diyor her Galatasaraylı düşünür diyor. Öyle konuşuldu ya Mustafa abi hatırlasana. Hep dediler ki Dursun Özbek'ten sonra Galatasaray'ın başkanı Erdem Timur olacak. Hep bu konuşuldu. Hı. Ama e, dikkat et. Yönetim kurulu oluşturulurken kim geldi ikinci başkanla? Metin Öztürk. Hı. Metin Öztürk adaydı. Dursun Tabii sonra birleştiler. Birleşti. Yani hı hı. Dolayısıyla eğer bir söz verilmişse Metin Öztürk'e verilmiştir. Erdem Timur'a değil. Hı. Yani Erdem Timur'u ıı, rakip olarak görmüş olabilir mi Metin Öztürk olabilir tabii ki. Yani ıı, evet. sonuçta yönetim kurulları oradaki seçimler de bir siyaset. E, tabii tabii. Erdem Timur niye normal yönetim kuruluna girmedi? Sadece Sportif AŞ'de orada görev almadı mesela. Hı -hı, hı -hı. Evet. Yani peki şimdi şeye geçelim biz. Erdemci bu arada kaç dakikamız olduğunda bana bir yazarsan. Euro 2024'e geçelim. Orada senin bir Semih Kılıçsoy ilgili söyleyeceklerin var değil mi? Ya ben hep söylüyorum Semih Kılıçsoy Yani şeyde ameli takımının bugünlerde yani ayın 7'sinde 7 Haziran'da bir tercih olacak. Hı hı. Yani şu an e, sanırım 32 kişi kaldı. E, yok. E, Çağlar Soyuncu ayrıldı. Bertu Ümit Milli Takımına geçti. Doğan Alemdar'la e, diğer futbolcumuzda futbolcumuz da Kimdi ya Doğan'la birlikte geçen hakikaten bak şu an. Yani Neyse dur ne, ben bakayım. evet. Evet, e, 4 öle gitti. Kaldı 31. Hı -hı. Ama e, Doğan Alemdar'la birlikte diğer oyuncu dönecek. Hı -hı. Tekrar dönecek. Neyse, eee 26'ya 26 düşürülürken şimdi şöyle e, sesli düşünelim. Kalede dört e, 4 tane adayımız var. 3'ü 3'ü kalacak. Sanırım ee, orada Do Doğan Alemdar yine Ümit Milli takımı geçirecekler ve e, kendi kulübünde oynamasa bile Altay Bayındır kalacak. Yani tecrübesinden dolayı. Hı, hı. Ee, savunmaya geçelim. E, ee, savunmada Çağlar Söncü sakatlandı. Şimdi orta alanda bana sorarsan Berat Özdemir gider. Evet gitti diyelim. E, ee, Abdülkadir Ömür gider diye düşünüyorum. Onu Forbet'e yazmışlar zaten. Yani e, e, şey can uzun kalır mı? Düşük ihtimal. Kalması gerekiyor yüksek ihtimal. Yani eleye de bilemem. E, şey Hakan var, İsmail Yüksek var, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Salih Özcan. Onları Hangisini hiç, vereceksin? Hiçbirini veremezsin. O şeyde biraz yoğunluk var ee, sağ kanatta sağ kanattaki yoğunluk İrfan Can Kahveci var Yus Yusuf Yazıcı var, Yunus Hakkın var Oğuz Aydın var yani e, Arda Güler var Arda Güler'i e, sağ kanatta düşünebilirsin, forvet arkası da düşünebilirsin sen şimdi ne diyorsun buradan Semih'i eleyecek mi diyorsun bunlara rağmen diyorum bu ha. kadar bunlara rağmen e, Sem en zayıf halka Semih olarak görüyorum şey olarak abi, ve abi. düşüncesi olarak bana hı. sorarsan geçen hafta da söylemiştim. Yani Semih'in bu takımda kalması gerek. Özellikle ilk maçımız Gürcistan'a kapanan bir Gürcistan karşısında semek gibi güçlü rakip savunma arasına girebilen, top yapabilen bir oyuncunun olması gerekir diye düşünüyorum. Şey Monteya farklı düşünebilir. Hı hı. Hı hı. Ama şey de ee, Cenk Tosun kalıyor. Onu zaten yok Ha şunu da söyleyelim. Kulis bilgisi olarak söyleyeyim. Ee, kamp boyunca Semih'i hiç forvette denememiş. Nerede denemiş? Kalede mi? Sol. Sol açık ve e, orta sahada denemiş. İtalya maçı için yapılan taktik çalışmasında eee Can Uzun, Abdülkadir Ömür ve Semih Kılıçsoy üçünü taktik çalışmaya bile almamış. İtalya için söylüyorum. Anladım. Yani it, şimdi İtalya'yı e, İtalya'yı İtalya şeyin muadile muadili gibi gördü. Portekiz'in muadili gibi gördü. Polonya'yı Çekyan'ı muadili gibi gördü. Gürcistan'ı da nasıl olsa <laughs> hallederiz diye düşünüyorlar herhalde. Herhalde. Ama e, işi çok zor. Yani o 26 kişilik kadroyu. Çünkü kimi alsa, kimi almasa tartışılacak. Ne tabi canım. Yani ama e, hep söylüyorum. Burada tartışılacak isimlerin kalmasıyla eee gelecek vadeden isimlerin gönderilmesi arasındaki tercihi monteya yapacak. Evet bakalım tabii bize de tartışmak düşecek biliyorsun. <laughs> Çünkü e, orası öyle bir koltuk. Kimi alsa, kimi gönderse hepsi tartışılacak. Çünkü hep, hepimizin, tüm Türkiye'nin beklentisi Avrupa Şampiyonası'nda derece. Evet. Ve çok kaliteli ayaklarımız var. Hı, -hı. Kesinlikle, Onları seyredebilelim yeter ki. Evet bakalım neler olacak. Artık önümüzdeki günlerde zaten şekillenecek. Onun da üzerine konuşuruz. Mustafa abicim teşekkür ediyorum Sağ sana. Ağzına sağlık. yine Sağ Çok olun. güzel bir program oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Efendim perde arkasını noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.